Hangi üniversitede tekrardan duysun öğrencilerimiz? Sabancı Üniversitesi. Tebrikler tekrardan. Animonik edebiyat konularını bitirmene nasıl yardımcı oldu ve netlerini ne kadar artırdı? Yani benim geçen sene, yani ben geçen sene edebiyat çözmüştüm tüm bildiklerimi. Yani yaklaşık 7 tane paragraf sorusu, 7-8 tane. Yani işte 7'den 21,5'a çıktım. Tüm sene de edebiyat gördüm yine ama en fazla 13'ü görüyordum herhalde. 13'ten 21,5'a çıktım. Bu da benim tavanım oldu zaten. Ve şöyle bitirdim ben. Önce bir sanatçıyı izledim. Önce işte o dönemin tüm sanatçısını izledim. Testlerini çözdüm. Ertesi gün bir kere daha izleyince bir daha asla unutmadım o videoyu. Ve hani direkt arkama bakmadan geçtim o dönemi. Çünkü sizin sitedeki o şeyler, sanatçıların ne yaptığını öğrenmek direkt yetiyordu zaten. Toplasanız bir dönem 15-20 dakika falan sürüyor herhalde. Ya da işte önemli sanatçılar varsa 40-50 dakika ama ertesi gün tekrar izleyince asla unutmuyorsunuz onu. Animonik olmasaydı şu an, animonik olmadan hayatın şimdi nasıl olur? Ya şu an Animonik olmasa büyük ihtimal işte Sabancı için tekrar mezuna kalmış olurdum. Peki, Animoni'yi kullanmaya başlamadan önce edebiyata hazırlanma sürecini tek bir cümleyle özetleyecek olsan ne söylerdin? Çok ezber, sıfır bilgi. Yani sıfır öğrenme. Aynen, çok ezber, sıfır öğrenme. Öyle derdim. Peki, Animoni kullanmaya başlamadan önceki halini düşündüğünde Animoni'yle edebiyata hazırlanmak hislerini nasıl değişti? Ya, edebiyat cidden eğlenceli gelmeye başladı bana. Hani zevk alıyordum edebiyat çözerken. Hem kolay hem de hani mesela fen soruları gibi değil. Yani fen sorularını bildiğin halde yapamaya da biliyorsun. Yani orada bir şey de çıkabiliyor. Ama edebiyatta bildiğin gibi tak geçiyorsa hemen. Bu çok zaman da kazandırıyor. Ve işte animalikli olunca eğlenceli bir şekilde çözüyorsun aklında kalan şeylerle. O yüzden yani edebiyata bakış açım 180 derece değişti. Animoni kullanma sürecinde neler beklediğinden daha iyi gitti. Ben inanmamıştım. O beklediğimden iyi gitti. Yani bu kadar hızlı aklımda kalacağını bilmiyordum. Hani şey gibi, öğreniyorum ama beynimde çok fazla bilgi var da unutacakmış gibime geliyor. Hani ben bunu izliyorum da zaten çok fazla şey öğrendim kısa zamanda. Bunu da unuturum diyorum ama yok, unutmuyorum. Sorularda tak tak geliyor değil mi aklına hemen? Peki Animoni'nin en sevdiğin favori özelliği neydi? En sevdiğin kısmın parçası neydi? Hocam videoları. Videoda çok eğlenceliydi. Konuları öğrenirken sıkıldın mı? Eğlendin mi? Animonik edebiyat çalışmak sence sıkılmanın önüne geçiyor mu? Öğretirken eğlendiriyor mu? Yani cidden bayağı eğlendim. Güzel. Aktifliği, komikliği. Cidden hayatım ilk defa adam akıllı ders çalıştım herhalde. O da ders çalışmak bile sayılmaz sanırım. Animonik olduğu için. Peki Animonik sana zamandan nasıl kazandırdı, tasarruf ettirdi ve maddi olarak bir kazanım sağladı mı? Yani size şöyle diyeyim. Ben 200 liraya test kitabı almıştım. Test kitabının hiçbir faydası olmadı. Hiç açamadım yani, açıp bakayım dedim. Yani Animonik'ten çalıştım. Test kitabından da bir çarpayım hani, kontrol edeyim dedim. Test kitabı yine gereksiz fazla bilgi geldi. Sırf Animonik'ten gördüklerim şey yapıyordum yani. Animonik'ten bakıyordum, geçmiş sorulara bakıyordum. Animonik'ten bakıyordum, geçmiş sorulara bakıyordum. Hiç adam akıllı deneme bile çözmedim. Sırf bu ikisini yaparak. Animoni'ye yapılan yatırımın faydalı olduğunu düşünüyor musun? Ödenen ücrete değer mi? Hak ediyor mu bu ücreti? Kesinlikle değer. Çünkü yani 3 gün dışarı çıkmasam zaten o para cebimde kalıyordu. Onun yerine 2 hafta evden çıkmadım. Yani okul kaç lira? Okul 500 bin lira. 500 bin liradan kurtardı, öyle düşünmüyorum. Peki edebiyata hazırlanırken sıkışmış, bunalmış, henüz edebiyata hazırlanmaya başlamamış bir üniversite hazırlık öğrencisine ne söylersin? Sadece animonik kullansın yeter. Bu kadar. Güzel. Sıfırdan her şey sizin için yapıyor. Animonik kullanmayı düşünen diğer öğrencilere tavsiye ne? Hiç düşünmeden alsınlar. Hem yani hak ettiklerden çok daha ucuz. Animoni bir arkadaşına veya üniversiteye yazılan başka birisine tavsiye eder miyim? Ben ediyorum zaten. Her gördüğüm alın diyorum. Her edebiyattan hazırlanana. Peki nasıl açıklıyorsun onları? Animoni anlatırken nasıl anlatıyorsun? Ne söylüyorsun? Bir tane örnek videonuzu gösteriyorum. En eğlencesi abiydi. Yani işte o bedava alanlar arasında. Sonra söyle bakayım diyorum. O da söylemeye başlıyor. Bak bence al artık diyorum. Bir de zaten orada çok şey açıkladığınız için abi videosunda. Öğrenme tarzıyla alakalı. O direkt yetiyor video.